Gelen torba yasayla gökdelen yapımı için verilen kat serbest hakkı kaldırıldı. Düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren çok katlı binalar yapılamayacak. Ama uzmanlara göre İstanbul için bu karar çok geç kalmış bir karar. Şimdi İstanbul'da inşaat yapacak alan kalmadıktan sonra biz yüksek yapıları sınırlıyoruz demek bana göre biraz yani anlamsız geliyor. Çok çok geç kalındı. Silüet korunacak, gökdelenlere geçit verilmeyecek. Mecliste kabul edilen imar yasasıyla onlarca katlı binalara olanak sağlayan kat serbest hakkı mevzuattan çıkarıldı. Ancak İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sunay'a göre özellikle İstanbul için artık çok geç. Etrafa bakalım, İstanbul'da boş arazi kaldı mı? Biz bu şehre ihanet ettik dendi. Nasıl ihanet ettik dendi? Her tarafı gökdelenlerle imar rant kazandıraraktan her tarafı beton yığını haline getirdik denildi. Gökdelen düzenlemesinin amacı kentlerin silüetini korumak ama İstanbul için bu görüntü çok geç kalındığının fotoğrafı gibi aslında. Çünkü başımızı nereye çevirsek ya bir gökdelen var ya da gökdelen olmaya aday bir inşaat. Eğer bu 10-15 sene önce olmuş olsaydı kentimiz bu kadar beton yığını haline gelmezdi. Mecliste kabul edilen gökdelen düzenlemesi Türkiye'nin tamamını kapsıyor. Belediyeler 1 Temmuz 2021'e kadar kat serbestliği bulunan tüm planlara sınırlama getirecek. Eski gökdelenlerse silüeti bozsa bile öylece kalacak. İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi, yani burada şuraları mezarlıklar olması lazım. Yani bu bölgeler kaldı, başka yer kalmadı zaten. Boş büyük yeşil arazi kaldı mı? Kalmadı. İşte Ali Sami Yen Stadı'nı yıkıldı. Devasa gökdelenler yapıldı. Sonra Zeytinburnu'ndaki 16-9 ne oldu? Buraları izin verenler sonra burası çok yüksek oldu. İstanbul'un silüetini bozuyor. Üstten iki katı üç katı kes dedi. Kesmediler. Sonra ben arkadaşıma darıldım dendi. Yani bu kent böyle idare edilmez. Tıraşlayın dedim, özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri, yapacaklarını beklerken hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. 5 yıldır konuşmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği ancak bir katına bile dokunulmayan gökdelenler ilk değildi. Son da olmadı. Hızla yükselmeye devam etti yeni çok katlı binalar. Elinde tapusu olan belediyeden izin alamadı mı? Ankara'ya gitti. Ankara'dan izin alıp geldi, inşaatları yapıp bitirdiler. Kent bitti, böylelikle bitti. Burası İstanbul Fikirtepe. Aynı sokağın bir tarafında gökdelenler çoktan yükseldi bile. Diğer tarafındaysa kentsel dönüşüm bekleyen evler var. Bu evler belki yanı başlarındaki gökdelenler kadar yüksek olamayacak artık ama mevcut görüntü silüeti çoktan bozdu bile. Bu yönetmelik yürürlüğe gireseye kadar imar hakkını aldıysa oralarda gökdelen olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 99 gıda ürününde hile yapıldığına ilişkin açıklama yaptı.